Abi. Nuri ve Vedat kardeşler bizim çok uzaktan akrabamız odur. Ama onların yaşantılarıyla bizimki çok farklı olduğu için hiçbir zaman bir araya gelmemişizdir. Bir gün onun abisi Nejat Ergin'le biz daha zaman zaman görüşürüz. O daha sosyaldir falan. Bir gün beni aradı. İşte çocuklarının sünnet düğününün olduğunu söyledi. Bugüne kadar da benden gerçekten hiçbir şey istememişlerdi. Ve benim çok özel bir konserim olmasına rağmen Ankara'da onları kırmamak istedim. Ve o geceye katıldım, konsere katıldım. Daha sonra o güne kadar ben Nuriş ve Vedat'la hiçbir zaman telefonda bile görüşmedim. Bırakın yüz yüze görüşmeyi, telefonda bile görüşmedim. Daha sonra sünnet düğününden sonra beni bir teşekkür için aradılar. Ama o dönemlerde zannediyorum kaçmışlardı hapishanede. Onun dışında başka bir görüşmemiz olmamıştı. Peki mektupta yine eşiniz Hakan Ural'ın... Aynı şey geçerli. Sadece televizyon programları ve kasetimle artık bundan böyle sanat hayatımı sürdürmeyi düşünüyorum. Ama bunu keşke birkaç yıl önce alsaydım. Peki Nuriş olarak anılan bu Nuri Ergin ve çetesinden yardım istemiş olmayı da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyor musunuz? Kesinlikle onlardan hiçbir yardım istemedim. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Peki onlar nasıl girdiler bu işe? Onlar bir anda girdiler. Nasıl girdiklerini ben de bilmiyorum. Yani sizin aileden birisi talepte bulunmadı mı? Böyle hayır. Bir zor durumumuz var. Hayır, bize yardım hayır, edin hayır, diye. Hayır, hayır, hayır. Eşiniz? Hayır, bilmiyorum. Zannetmiyorum. Onlar zaten bu işin içine girmişler. Daha sonra eşime gelip anlatmışlar. Bunu savcılıktaki ifademizde de aynı şekilde kullandık. Orada peki da... eğer yakalanmamış olsalardı, böyle bir yardımda bulunmanın faturasını daha sonra size nasıl çıkarabilirlerdi? Çıkarırlar mıydı daha doğrusu? Zannetmiyorum. Uzaktan da olsa bir yakınlığımız var. Zannetmiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Peki şimdi tekrar geriye dönüyorum. Yani orada bir fırsatını bulsam gerçekten ölmek istedim. Yani çünkü hiç mağdur olan bendim ama o öyle yansımıyordu. Kötü şeyler yani hiç düşünmek bile istemiyorum. Peki burada sizi kaçırıp daha sonra Allah korusun. Bir cümle. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ve tetikçi peşinizde diyor. Yani o planın halen yürürlükte olduğunu söylüyor. Evet, yine Allah çok, korusun. Bu çok korkutuyor beni. Devlet sizi koruyacaktır tahmin ediyorum. Bundan sonra belki yanınıza bir koruma da verilecektir. Ben de tavsiye ediyorum. Mutlaka başvurun. Tabii, yalnız bir kadınsınız. Evet. Devlet sizi böyle mafyaya herhalde kurban etmeyecektir. Evet. Hiçbir zaman etmeyecektir. Kesinlikle, kesinlikle. Ama önlem almanızı ben de öneriyorum. Ne yapacaksınız bundan sonrası görelim? Hiç bilmiyorum. Çok korktum ben bu mektuptan. Çok etkilendim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamen tabii devlete güveniyorum. Başka benim kimsem yok. Hiç kimsem yok başka onun için. Allah yardımcım olsun. Allah beni korusun, çocuklarıma bağışlasın. Amin. Her anne gibi yani. Ondan çok korkuyorum. Aksilikler peş peşe geliyor maalesef. Çocuğunuz Engincan, yani geçmiş olsun ne oldu? Sağ olun, sınıfta işte oynarken yemekten sonra sıraya çarpmış kulağını ve kulağı bayağı ciddi bir şekilde kesilmiş. Yaklaşık bir saat sürdü ameliyat. Bir de onun üzüntüsü, her şey üst üste geldi. Allah'ım artık ne olur bana yardım edin diye hep dua ediyorum. Evet, siz zaten öz eleştirinizi yapıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla geçmişten ders de çıkartmışsınız kişisel olarak. Bursa televizyon programlarımla sizlere ulaşacağım. Onun dışında artık ortalarda olmak istemiyorum. Herkesi inanın çok seviyorum. Ve bana bu kötü günümde, dönemimde en çok destek olan yine beni sevenlerdi. O kadar güzel mektuplar, o kadar güzel fakslar, telefonlar. Alıyorum ki onlarla yaşıyorum. Onların verdiği moral. Onların verdiği moral bana yetiyor zaten. Ve insanın kötü gününde insan anlıyor gerçek dostunu, düşmanını ve benim de yatır, hem de mutlu bir şekilde. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun.
Sibelcan'a büyük geçmiş olsun. Bu senaryo Nur İşler'in işinden çok Abdülkadir Uslu ve çetesinin hazırladığı bir eylem planına benziyor. Sevgili seyirciler, merhum MHP lideri Alparslan Türkeş'in yakın koruması Tahsin Pehlivanoğlu arenayı arayarak Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal'ın verdiği iddia edilen 2 trilyon lira...